Mavi sakinleştirici bir renk. Yeşil de insana huzur ve tazelenme hissi veriyor. İşte bu ikisi de buluştuğu zaman böyle güzel manzaralar ortaya çıkıyor. İnsanın böyle yerlerde gerçekten ruhu dinleniyor. Genelde şöyle yapıyorum. Kamp malzemeler, hatta kategorilendiriyorsun. Evet, kamp malzemelerim burada. Sağ tarafta da kişisel malzemelerim, işte kıyafetlerim ve aynı zamanda motosikletle ilgili gerekli yedek parçaları taşıyorum. İlk defa kamp yapanlar kamp deneyimi hakkında soru sorduklarında şöyle cevap veriyorum genelde. Ya çok seveceksiniz ya nefret edeceksiniz. İlk önerim yaz aylarında kamp yapmanız. Bir diğer konu ise eve yakın bir yerde kamp kurmanız. Yani ilk kamp biraz zor geçebilir. Hepimiz buna çok alışık değiliz. Adaptasyon zor olabilir. O yüzden kamp alanları bu iş için ideal noktalardır. Çünkü tuvalet var, duş var. Mutfağınız var, sürekli akan bir su var. Bunlar kampta önemli avantajlar ve ayrıcalıklar. Çok hazır hissetmiyorsanız kendinizi, direkt bir yaylaya, dağ vesaireye çıkmak için kendinizi zorlamayın. Bunlar benim sadece size verebileceğim küçük ipuçları. Deneyimin tamamı doğada. Çünkü kendinizi anlayacağınız, tanıyacağınız ve nelere ihtiyacınız olacağını en güzel orada anlayacaksınız. O yüzden biraz bilgi ama daha çok deneyimle daha keyifli bir kamp günü geçirebilirsiniz. Erkin, bizim seninle kamp yapma şekillerimiz aslında birbirinden bayağı farklı. Yani motor ve araba ciddi bir disiplin farkı aslında. Haklısın. Ama ortak bir noktamız var, o da doğa. Yeni coğrafyalar keşfetmek, yeni insanlar tanımak, böyle farklı hayat hikayelerine şahit olmak, onları dinlemek, onlardan öğrenmek. Motosiklete tek başınasın, arabadan bir farklı olarak. Hani arkanda birisi olsa bile, ki çok almıyorum, onunla diyalog halinde değilsin. O yüzden yolda sürekli düşünüyorsun. Görüyorsun, hissediyorsun, koku alıyorsun. Bunların hepsi birleşince de zaten insan hiç böyle şehirde yaşayası ya da evde oturası gelmiyor. En azından benim için. O yüzden sürekli bütün boş vakitlerimde de işte kendimi bildim bileli sürekli yolda doğada olmaya çalışıyorum ben de. Manzaraya karşı güzel bir kahvaltıdan sonra birazdan çevrede farklı kamp noktalarını araştırmaya çıkacağız. Bu tip yerlerde bölgeyi tanımak ve yeni konumlar çıkarmak sonra yapacağımız keşifler için çok faydalı oluyor. Biz de bir an önce yola koyulmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere.